Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda size destek ve hareket sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Bu soru çözümüne hemen başlayalım isterseniz. Ben birkaç tane örnek soru hazırladım. Bunlara bakalım. Tabii siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka bu konuyla ilgili soru çözümü yapın. Özellikle kas sistemi oldukça önemlidir. Kaslarla ilgili bol bol soru çözün. Gelelim birinci sorumuza. Kemiklerin büyümesi hem enine hem de boyuna doğru olur. Kemiklerin enine ve boyuna büyümesini sağlayan kemik kısımları hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar şöyle uzun kemiğin yapısını bir hatırlayalım bakın. Şöyle uzun kemiğin yapısı. Uzun kemiğin yapısında dışarısında periost dediğimiz kemik zarı vardı. Bu kemiğin enine büyümesini sağlıyor. Yani enine kalınlaşmayı sağlıyordu. Bir de kemiğin şöyle uç kısımlarında epifiz plağı dediğimiz bir plak vardı. Epifiz plağı. Bu plak da ne yapıyordu? Kemiklerin boyuna uzamasını sağlıyordu. Boyuna. Sadece uzun kemiklerde bulunan bir yapıydı arkadaşlar. Epifiz plağı. O zaman enine büyümeyi periost sağlıyor. Hemen burada periostu bulduk. Boyuna büyümeyi de epifiz plağı sağlıyor. O zaman cevabımız ne oluyor? A şıkkı oluyor. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki oynar eklemlerde bulunan. Evet, oynar eklemi bir hatırlayın. Bakın oynar eklemimiz şöyleydi. İki tane kemik şu şekilde birbirine bakıyor. Bu kemikleri dışarıdan eklem zarı. Buna eklem kapsülü de diyebiliriz arkadaşlar. İçinde de sinovial sıvı, yani eklem sıvısı bulunuyor. Sinovial sıvı. Ayrıca burada bir de ne vardı? Ligamentler, protein yapılı ligamentler bulunuyordu. Bunlar kemiklerin birbirine tutunmasını sağlıyordu. Diyor ki eklem sıvısı, eklem kapsülü en az iki kemiği birbirine bağlama. Özelliklerinden hangileri yara oynar ve oynamaz eklem içinde ortaktır? Bir kere şu yazdıklarımın hepsi sadece oynar eklemde var. O zaman eklem sıvısıyla eklem kapsülü nedir? Sadece oynar eklemde bulunur. Ama en az iki kemiği birbirine bağlama diğer eklemler içinde ortaktır. Ki zaten ekleme ne dedik? Kemiklerin birbirine bağlandığı bölgelerdir dedik arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak. Geçelim 3. sorumuza. Diyor ki kırmızı ve sarı iliklerle ilgili. Sarı ilikler de bulunuyordu. Sadece uzun kemiklerde bulunuyordu ve akyuvar üretiminde görevliydi. Kırmızı ilik tüm kemiklerde bulunuyor. Ve arkadaşlar kan hücreleri, yani alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarının üretilmesini sağlıyor. Diyor ki sarı ilik uzun kemiklerde bulunur. Evet, söyledik az önce. Kırmızı ilik alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarının üretiminde etkilidir. Doğrudur arkadaşlar, az önce söyledik. Sarı ilik akyuvar üretiminde etkilidir. Bunu da söyledik. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 3, yani hepsi doğru olacak. Geçelim bir sonraki sorumuza. Arka sayfaya geçiyoruz. Soruda diyor ki destek ve hareket sistemi rahatsızlıkları ile ilgili hangisi yanlıştır? Kemik erimesi menopoz sonrası kadınlarda daha sık görülür. Evet arkadaşlar, kemik erimesi menopoz sonrasında daha sık görülüyordu. Doğrudur. Osteomalazi D vitamini ve kalsiyum eksikliğinden kaynaklanır. Doğrudur. Bu da kemik erimesi gibi bir hastalıktır. Ama D vitamini ve kalsiyuma bağlı bir hastalıktır arkadaşlar. Doğru. Raşitizm. Neydi raşitizm? Çocuklarda görülen kemik eriliğiydi değil mi? Yaşlılığa bağlı olarak kemiklerin aşırı sertleşmesidir. Bakın işte yaşlılığa bağlı değildir arkadaşlar. Bu nedir? Çocuklarda görülen bir hastalıktır. C şıkkı yanlış. Menisküs, eklem sıvısı azalması, eklem bağlarının kopması veya yırtılması sonucu oluşan diz rahatsızlığıdır. Evet, bunu da söylemiştik. Skolyoz, bel veya göğüs bölgesinde görülebilen eğriliktir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Geçelim 5. soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki tanımlardan birine ait değildir? Kemik dokuyu oluşturan hücreye ne diyorduk? Osteosit değil mi? Osteosit. Kemik dokuyu oluşturan hücreler arası maddeye ne diyorduk arkadaşlar? Osein diyorduk. Kemik dokudaki boşluklara ne diyorduk? Lakün. Kemik zarına ne diyorduk arkadaşlar? Periost. Periost. Bakıyorum hangisinin tanımı yok burada? Sarkomerin tanımı burada yok. Sarkomer neydi peki? Kaslarda Z çizgileri arasındaki bulunan mesafeye biz sarkomer diyoruz arkadaşlar. Kaslarla ilgili bir tanımdır. Geçelim 6. soruya. Çizgili kaslarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Çizgili kaslar neydi? Vücudumuzu hareket ettiren kaslardı. Diyor ki miyofibriller düzenli dizilerek enine bantlaşma gösterir. Miyofibril neydi? Aktin ve miyozin proteinleriydi. Evet, düzenli diziliyor ve bantlaşma görülmesine sebeptir. Bu doğru. Hücreler arasında bol miktarda ara madde bulunur. Arkadaşlar, kaslarda ara madde yoktur. Bunu unutmayalım. O yüzden bu yanlış olacak. Diğerlerine bakalım. Beyin kontrolünde ve istemli çalışır. Doğru, biz isteğimiz doğrultusunda hareket ettirebiliyoruz çizgili kaslarımızı. Hızlı kasılır, çabuk yorulur. Doğrudur arkadaşlar, çizgili kaslar için geçerlidir. Hücreleri uzun, silindirik şekilli ve çok çekirdeklidir. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Yanlış olan budur. Geçelim bir sonraki sorumuza. 7. sorumuz. Yine burada da tanımlar vermiş. Hemen tanımları yapalım. Kas hücresinin sitoplazmasına ne diyorduk? Sarkoplazma. Sarkoplazma. Kas hücresinin zarına ne diyorduk? Sarkolemma. Sarkolemma. Kas hücrelerindeki endoplazmik retikuluma ne diyorduk arkadaşlar? Sarkoplazmik retikulum diyorduk. Kas hücrelerinde oksijen tutan pigment, miyoglobin değil mi? Hem de kırmızı rengini veriyordu. Miyoglobin. Kas sitoplazmasında kasılmayı sağlayan proteinler, aktin ve miyozin proteinleri vardı. Bunların her ikisine birlikte ne diyorduk? Miyofibril. Miyofibril diyoruz. Hangisinin tanımı yok? Bakın, miyoglobin var. Sarkolemma var. Sarkomer var mı? Sarkomer yok. O zaman cevabımız sarkomer olacak. Miyofibril var. Sarkoplazma var. Cevabımız ne olur? Sarkomer olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Düz kaslarla ilgili hangileri doğrudur? Hücreleri mekik şeklinde olup tek çekirdeklidir. Doğrudur arkadaşlar. Düz kaslarda şöyle mekik şeklinde hücrelerimiz vardı ve tek çekirdekliydi. Bu doğrudur. Kasılmaları yavaş, düzenli ve uzun sürelidir. Şimdi düz kaslar otomatik olarak kasıldığı için, istemsiz kasıldığı için yavaş kasılırlar ve düzenli kasılırlar. Doğrudur. İsteğimiz dışında çalışır, iç organlarda bulunur. Doğrudur arkadaşlar. İsteğimiz dışında çalışıyor. Boyuna bantlaşma görülür. Bakın, düz kaslarda bantlaşma yok. Neden? Çünkü aktin ve miyozin proteinleri düzenli dağılmamıştır bunlarda. O yüzden bantlaşma görülmez. Bu yanlış. Aktin ve miyozin bulundurmaz demiş. Yanlıştır. Kasılmanın olması için aktin miyozin gereklidir. Bulundurur ama dağınık şekilde dizilmiştir. O yüzden 4 ve 5 yanlıştır. Doğru olanlar 1, 2 ve 3 doğrudur arkadaşlar. Gelelim 9. soruya. Kalp kası ile ilgili hangisi yanlıştır? 1 veya 2 çekirdeklidir. Hani şöyle düşünün, çizgili kasla düz kasın karışımı gibi düşünüyoruz. 1 veya 2 çekirdeklidir. Doğru arkadaşlar. Düzgün silindirik yapıda olmayıp dallanmalar gösterir. Evet, dallanma vardı kalp kasında, doğru. İstemsiz olarak çalışır. Kalbimizi istemli çalıştırabiliyor muyuz? Hayır. O zaman doğrudur bu da, istemsiz çalışır. Hızlı kasılır, yorulmaz. Evet arkadaşlar, kalbimiz de çizgili kaslar kadar olmasa da hızlı çalışıyor ve yorulmuyor. Bantlaşma görülmez. Bu yanlış, bantlaşma görülür olacak. Çünkü kalp kasında aktin ve miyozin düzenli dizilmiştir ve çizgiler düzenli görülür. Yani bantlaşma görülür. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim bir sonraki sorumuz, 10. sorumuz. Şimdi birkaç kıyaslama vermiş bize kaslarla ilgili. Diyor ki hangileri doğrudur? Kasılma hızına baktığımızda en hızlı çizgili kas kasılıyordu. Sonra kalp kası, sonra düz kas. O zaman bir doğru. Hücrede bulundurduğu çekirdek sayısı. Çizgili kaslarda çekirdek fazlaydı. Kalp kasında bir ya da iki tane bulunuyordu. Düz kasta da bir tane bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sıralama da doğru olur. Vücutta bulunma oranı en fazla hangisi bulunuyor? Çizgili kas, sonra düz kas, sonra kalp kası. Ama burada yanlış vermiş sıralamayı. Dolayısıyla bu yanlıştır. Yorulma hızı. En hızlı kim çalışıyor? Çizgili kas. Sonra kalp kası. En az ise arkadaşlar düz kas kasılır. O zaman bu da yanlıştır. Doğru olanı sorduğu için bize cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Geçelim 11. soruya. Şimdi bize burada bir kasılma olayını vermiş grafik olarak. Diyor ki grafiğe göre hangileri doğrudur? Grafiğe bakıp yorum yapacağız. Kaslar uyarı verilmediği durumda da hafif kasılı durumdadır. Bakıyorum, bakın, kasılma boyu. Uyarının sıfır olduğu zamanda da kaslar hafif kasılıdır. Hatta biz buna ne diyorduk? Kas tonusu diyorduk arkadaşlar. Bu doğrudur.
Uyarı verilir verilmez kas kasılır. Bakın uyarı burada veriliyor ama direkt kasılma başlamış mı? Başlamamış. Bir gizli evremiz var. Yani kasın bir hazırlık evresi vardır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Verilen uyarı eşik şiddetinin altındadır. Eğer ki eşik şiddetinin altında olsaydı kasılma görülmezdi. Dolayısıyla kasılma görüldüğü için eşik şiddette veya eşik şiddetin üstündedir. Bu yanlıştır. Gevşeme kasılma evresinden daha uzun süren. Şimdi hemen bakıyorum. Bakın burada ne kadar bir zaman farkı var? 0,04. Burada ne kadar bir zaman farkı var? 0,05 var arkadaşlar. O zaman gevşeme daha uzun sürer. Dolayısıyla 4 doğrudur. Cevabımız 1 ve 4 olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. 12. sorumuz diyor ki bir çizgili kasın kasılıp gevşeme mekanizması sırasında gerçekleşen bazı olaylar şöyledir. Bu olaylardan hangisi gevşeme sırasında gerçekleşir? Şimdi kasılmayı hatırlayalım. Kasılmada ne yapıyordu? Kalsiyumlar sitoplazmaya geçiyordu. Daha sonra içeriye sodyum iyonları giriyordu. Sinirlerin ucundan asetilkolin salgılanıyordu arkadaşlar. Sonra mineraller sitoplazmaya boşalıyor sarkoplazm retikulumdan. Dolayısıyla aktin ve miyozin birbirine doğru yaklaşıyordu kalsiyum sayesinde. Burada diyor ki kalsiyum iyonlarının aktif taşımayla sarkoplazmik retikuluma geçmesi. Bakın sarkoplazmik retikuluma geçmesi için gevşeme olayının olması lazım. Gevşeme. Dolayısıyla bu gevşeme sırasında olur. O zaman bunu almadık. Zaten bize gevşeme sırasında gerçekleşeni sormuş. Bu gerçekleşiyor. Diğerlerine bakalım. Sinirlerin akson ucundan asetilkolin salgılanması bu kasılma sırasında olur. Sarkolemmanın sodyum iyonlarına geçirgenliğinin artmasıyla elektriksel değişim olması. Evet, sodyum iyonları geçtiği zaman hemen kas hücrelerinde elektriksel değişim oluyor. Doğrudur bu da. Kalsiyum iyonlarının aktin filamentlerine bağlanmasıyla miyozinin aktine bağlanma bölgelerinin açılması. Yani aktin miyozin birbirine yaklaşacaklar. Bu da olur kasılma sırasında. Sarkoplazmik retikulumun mineralleri sarkoplazmaya bırakması. Kasılma sırasında mineraller dışarı çıkar. Gevşeme sırasında içeri alınır arkadaşlar. Bu da kasılma sırasında olur. O zaman gevşeme sırasında hangisi olacak? Sadece bir olacak. Geçelim 13. soruya. Bu soruda bize bir sarkomeri vermiş arkadaşlar. Bununla ilgili soru soruyor. Diyor ki gevşemiş durumda gösterilen bu kasın kasılması durumunda hangisi gerçekleşmez? Şimdi kasılma ve gevşeme sırasında neler gerçekleşiyordu? Bakın hisler kasılıyordu değil mi? Dolayısıyla H bandı, I bandı, sarkomer. Bunların boyu kısalırken diğerleri değişmiyordu. O zaman bakalım. Kasılma sırasında Z çizgileri birbirine yaklaşır. Z çizgileri yaklaştığında sarkomer kısalıyor. Dolayısıyla sarkomer kısaldığı için bu doğrudur, olur. ATP harcanır. Harcanıyor arkadaşlar. Kasılmada da gevşemede de ATP harcanır. A bandı kısalır demiş. Bakın his haricinde hiçbir şey kısalmaz. Dolayısıyla A bandının boyu değişmiyor. O zaman cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Bu yanlış. H bandı kaybolur. Yani kısalır ya da kaybolur aynı şey. I bandı daralır. Bunlar doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim son sorumuz artık. Kıkırdak doku ile ilgili hangisi yanlıştır? Hatırlayalım kıkırdak dokuyu arkadaşlar. Neydi? Kıkırdak doku bizim embriyonik dönemimizi oluşturuyordu kıkırdak doku. Hiyalin kıkırdak embriyonik dönemde iskeletimizi oluşturuyor. Daha sonra fibroz kıkırdak vardı. Omurlar arasında bulunarak destek sağlıyordu. Bir de elastik kıkırdak vardı. Burnumuzun ucunda, kulak kepçemizde bulunan lastik gibi olan kıkırdaktı. Kıkırdak doku hücrelerini ne diyorduk? Kondrosit. Ara maddesine kondrin diyorduk arkadaşlar. Kıkırdak dokuda kan damarı bulunmuyordu. Diyor ki eklem yüzeylerinde kemiklerin hareketini kolaylaştırır. Evet, hatta ne demiştim? Tavuğun o but kısmını yediğiniz zaman içerisinde kalan kemiğin ucunda böyle beyaz bir kısım kalır. Hatta bazıları bunu yer. İşte o kısım nedir? Kıkırdak dokudur ve kemiklerin rahatlıkla hareket etmesini sağlıyor. Bu doğrudur. Kıkırdak doku hücresinde kondrosit denir. Doğru arkadaşlar, az önce söyledik. Kan damarı bulunmaz. Doğrudur. Yine söyledik. Embriyo döneminde insanın iskeletini oluşturur. Evet, hiyalin kıkırdak dedik. Embriyo dönemimizde iskeletimizi oluşturur. Bu da doğrudur. Ara madde bulundurmaz demiş. Yanlış. Ara madde bulunduruyordu. Hatta özel bir ismi vardı. Neydi bu? Kondrin diyorduk bunu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. E şıkkı yanlıştır. Evet, böylece soru çözümünü de bitirmiş olduk. Umarım sizin için faydalı olmuştur.
Arkadaşlar siz de artık elinizde bulunan kitaplardan destek ve hareket sistemi ile ilgili sorularınızı çözebilirsiniz. Çözemediğiniz veya aklınıza takılan bir şeyler olursa Instagram'dan mesaj da yazabilirsiniz ya da YouTube'da yine videoların altında yorum da yazabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.